birkaç ay önce kapılarını açan, hizmete giren Zeugma Restorant'ı ve leziz yemek çeşitlerini şimdi hep birlikte tanıyacağız. İsviçre'nin Almanya sınırı yakınlarındaki Waldschott-Tiengen kasabasında kısa bir süre önce açılan Antep sofrası Zeugma, leziz ızgara ve kebap çeşitleriyle lezzet düşkünlüğünün yeni adresi oldu. Haftanın 7 günü açık olan ve 150 kişilik kapasitesi bulunan Antep sofrası Zeugma, özel kutlamalara ön rezervasyonla ev sahipliği de yapıyor. Yıllar önce İsviçre'de ocakbaşı kültürünü başlatan Bektaş Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Cafer Demir ve Hüseyin Gürbüz'ün kısa bir süre önce hizmete açtığı Zeugma restoranın yöneticiliğini Perihan Yılmaz üstleniyor. Zürih'ten geldik. İlk defa mı bugün buraya geldiniz? İlk defa geliyorum. Nasıl gözleminiz, yemeklerin tadı, damak tadı? İnanın her şey harika, 10 numara. Yani Türkiye'deki kebabı aratmayacak derecede gayet güzel, lezzetli, mezeleri birbirinden güzel. Çok temiz bir mekan diye düşünüyorum. Herhalde bundan sonra devamlı buraya gelirim. Ailecek geldik arkadaşlarla. Çok güzel yemekleri var. Türkiye'yi aratmıyor tabii. Biz de burada böyle çok restoranlar olmadığı için bu taraflarda keyifle yedik. Tatlılarımızı da yedik, çayımızı da içtik. Ortam çok güzel, her şey çok güzel. Yanımda hemen bir Alman çift var. Bugün düğünlerini yapmışlar, evlenmişler ve yemeğe buraya gelmişler. Können wir euch kurz kennenlernen? Habt ihr heute geheiratet? Ja, wir haben heute geheiratet. Assalamu alaikum erstmal an alle. Wir haben heute geheiratet, ja. Ich bin Robert, das ist Olga. Wir kommen ursprünglich aus Kasachstan, ja. Und wir gehen gerne türkisch essen. Das war jetzt nicht das erste türkische Restaurant. Ich rede jetzt nicht von Kebab oder sonst irgendetwas. Also, kommt ihr erstmal hier? Das erste Mal waren wir jetzt hier, ja. Wir haben jetzt nicht das letzte Mal. Nein, denken wir nicht. Elimizden geldiği kadar Antep kebaplarını, Antep lezzetlerini burada vatandaşlarımıza sunabilirsek ne mutlu bize. Bir aylık süre içerisinde biz çok memnunuz. Olumlu, olumsuz eleştiriler de alıyoruz ve bu eleştirileri değerlendirip kendimizi yeniliyoruz. Tüm vatandaşların eleştirilerini dikkate alıp eksiklerimizi gideriyoruz. Günden güne daha güzel oluyor. Buraya alışverişe gelen, İsviçre'den gelen tüm vatandaşlarımız bize büyük ilgi gösteriyorlar. Buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum onlara. Perihan Hanım, buraya gelecek misafirleri ne bekliyor? Bir kere bir Antep havası. İçeri girdiğin zaman her taraf bakırdan. Ayran, çok özel ayran makinemiz var, bol köpüklü. Lezzet olaraktan Antep'i buraya getirdik. Adanasıyla, şiş kebaplarıyla, artı tatlımız künefeyle. Yani insanlar buraya geldiği zaman Antep'e gidip gelmiş gibi oluyorlar. Cafer Bey, bu ocakbaşı kültürünü aslında İsviçre'ye ilk getiren sizsiniz, doğru mu? Yani burada yanlış bir bilgi vermeyeyim. Olten Arburg'da bu kültürü siz getirdiniz ve gayet iyi. Yani gerçek anlamda gerçek ocakbaşını İsviçre'de ilk müşterilerimize sunan bizleriz. Başlangıç yaptık, o zamanlarda söyledik. Uzun bir çabadan sonra bunu müşterilerimize kazandırdık. Ondan sonra da bazı yerler açıldı. Güzel oldu. En azından insanlar Türkiye'deki havayı tamamen bir kısmen bulabiliyor yani. Yemekler olsun, işte insanların bir arada birlikte yemek yemeleri olsun. Daha güzel oldu yani, iyi oldu.
Bunu Almanya'da tasıyoruz. Almanya'da tabii ki yine var ama sınır boyunda tampon bölgelerde insanlar hem alışverişlerini yapıyorlar hem de böyle bir yemek şeyini buldukları zaman hem ticaret hem de tam aktarı anlamında ocak başında gelip zamanlarını geçiriyorlar, yemeklerini yiyorlar. İyi oluyor, memnunuz. İş mimarisiyle işte gerçek anlamda Antep'in yemek kültürünü buraya taşıdık kısmen. Tamakları yine kısmen buradadır. Basel'de Doğanay, Almanya tarafında Doğanay marketten helal kesimde etlerimizi alıyoruz. Sertifikası bizde temin edebilirler, görebilirler. Her türlü ızgara çeşidinin sunulduğu Antep sofrası zevkmata, günlük taze çorba, soğuk taze meze ve salata çeşitleri, ızgarada balık, leziz ızgara ve kebap çeşitlerini bulmak mümkün.